Yol gösteren KOBİ Bankacılığı, Bank Asya'da. Günaydın sevgili seyirciler. Evet, Paranın Rotası'nda sizlerle birlikteyiz ve dün de belirttiğim gibi Barış Özkan'ın yokluğunda daha çok sizlerin sorularına yoğunlaşacağız ve izleyicilerimizden gelen soruları cevaplayacağız. Ve bugün Paranın Rotası'na sorularınızı göndermek isterseniz paranrotası@gmail.com adresine gönderebilirsiniz. Piyasalara önce bir bakalım neler olup bitiyor. Ve piyasalardaki genel olumlu hava ki salı günü başlamıştı ve salı günü en önemli gelişme biliyorsunuz Avrupa Merkez Bankası'nın faiz indirimi olasılığı ciddi biçimde yükselmişti. Neden yükselmişti? Çünkü Avrupa'daki satın alma yöneticileri endeksi ve daha sonra açıklanan IFO endeksi Almanya'daki çok kötü, çok olumsuz gelmişti. Nitekim daha önce de IMF bu konuda uyarı yapıyordu. Faizin indirilmesi konusunda IMF Başkanı Christine Lagarde oldukça net açıklamalarda bulunmuştu. Nitekim bu haftaya başlarken de faiz indiriminin olabileceği beklentilerini yükselten bazı yetkililerden açıklamalar gelmişti. Nitekim bununla birlikte piyasalar ve özellikle de Avrupa'da sert yükselişler oldu Avrupa borsalarında ki bu sert yükselişler bugün bir miktar hız kesmiş gözüküyor. Dün itibariyle Amerika'da Dow Endeksi, Amerikan borsalarında genel bir yeniden yükseliş eğilimi vardı. Bu sabah itibariyle baktığımızda şu dakikalar itibariyle Avrupa ve Amerika cephesinde Amerika'da vadeli endeksler bir miktar aşağıda %0.20, binde 20 civarında aşağıda. Ama Avrupa'ya baktığımızda da özellikle Almanya'da DAX endeksinin %0.22 aşağıda olduğunu görüyoruz. Bunun temel sonucu da bugün piyasalar daha temkinli bir açılış yapacak. Ve dün tabii bizim borsayı etkileyen çeşitli faktörler var. Bu faktörleri biraz sonra çok değerli bir konum olacak telefon konum Atilla Yeşilada ile tartışacağız. Çünkü özellikle Atilla Yeşilada dün başlayan işte Kandil'de yapılan açıklamalarla birlikte Moody's'in not artırabileceği konusunda öngörüde bulunmuştu bugünkü yazısında. Hem onu konuşacağız ama önce isterseniz bir Merkel'e bakalım. Merkel ne diyor? Merkel nasıl bir mesaj veriyor? Özellikle Avrupa Merkez Bankası'ndan 2 Mayıs'ta yapılacak toplantı var bir de 16 Mayıs'ta yapılacak toplantı var. Bu toplantılarda bir faiz indirimi beklenirken piyasalardan Merkel'den tam tersine bir açıklama geldi. Neydi bu açıklama? Merkel dedi ki kuzey ülkeleri faiz arttırımı bekliyorlar, yüksek faiz istiyorlar ama bu arada güney ülkeleri faizlerin düşmesini istiyorlar. Bu işte Avrupa Merkez Bankası da iki arada bir derede kaldı şeklinde açıklamalar yaptı. Ama bu açıklamalar tabii bir miktar olumsuz algılandı. Almanya Şansölyesi Merkel hanımefendinin bu açıklamalarıyla birlikte piyasalar o olumlu havasına bir fren bastı. Bu sabah da genel olarak bunun yansımalarını görüyoruz. Bu Merkel'in yapmış olduğu bu açıklamalar özellikle piyasalarda şöyle ters etkiler yaratabilir ki biliyorsunuz Avrupa Merkez Bankası'nın özerk mi değil mi tartışmaları devam ediyor ve Avrupa Merkez Bankası kendi kafasına göre bir karar da alamıyor. Kapalı kapılar ardında zannedersem Merkel söylüyordu bunları ama şimdi de basın medya yoluyla söyledi. İşte şimdi bunları isterseniz hemen bir uzman konuğumuza soralım. Atilla Yeşilada şu an telefon attığımızda hem Türkiye'yi biraz konuşacağız hem de arkasından önce Merkel'i konuşacağız. Fakat ondan sonra da sizlerin sorularını da cevaplayacağız burada. Evet, günaydın Atilla. Günaydın Yaşar. Bütün izleyicilerimize de günaydın demek istiyorum buradan. Teşekkür ediyorum. Evet, şu önce istersen dışarıdan başlayalım. Biliyorsun bir faiz indirimi beklentisi bütün piyasalara yansımıştı.
Merkel'in açıklamalarını sen nasıl yorumladın? Ve genel olarak bu Avrupa'daki ciddi büyüyememe ve resesyon sorununu çözebilecek bir hareket olabilir. Yani Avrupa Merkez Bankası faiz indirmeli mi sence? Önce onu da sorayım. Merkel'in açıklamalarını burada nereye koyuyorsun? Ve bu genel, hem küresel hem bizim piyasalar üzerinde nasıl bir etki yapar? Avrupa Merkez Bankası tabii ki faiz indirmeli. Sanederim hala 0.75 politika faizi ve geleneksel faiz indirimlerinde en azından Japon yeni yüzünden ihracatı baskı altına giren Almanya ve diğer kuzey üyelerine de yararlı olacağını biliyoruz. Avrupa Birliği'nde TÜFE açık hedef olan %2'nin bayağı altına indi ve çok ciddi bir çıktı açığı var. Üstelik bu çıktı açığı büyüyor. Emtia fiyatları da geriledi ve ben en az 2 çeyrek daha yükselmesini beklemiyorum. Dolayısıyla Avrupa Merkez Bankası'nın karar fonksiyonunu şöyle bir kafamda evirip çevirdiğimde faiz indirmeleri gerektiğini düşünüyorum. Merkel tabii Ekim'de genel seçim var. Bence iç piyasaya oynuyor. Sözlerinin herhangi bir şekilde Avrupa Merkez Bankası'nın kararında etkili olacağını zannetmiyorum. Şunu hatırlamak lazım. İsmini tam hatırlayamıyorum ama Almanya'da Euro'ya karşı olan bir parti kuruldu. Ve ilk anketlere göre de %3 barajına, yani meclise girebilecek, Bundestag'a girebilecek baraja yaklaşıyor. Yani seçimden sonra Merkel'in koalisyon ortağını da etkileyebilir. Dolayısıyla Merkel'de kendi ekonomisinin çıkarına olacak şeyleri öne çıkartmak zorunda. Ama ben perde arkasından dahi Berlin hükümetinin Avrupa Merkez Bankası'nın faiz kararı konusunda bir baskı yapacağını zannetmiyorum. Faiz indirimleri olumlu, zararı olmaz, faydası da olabilir bu kez. Çünkü parasal aktarım mekanizması biraz çalışıyor. Ama Avrupa Birliği'ni kurtarmak için yetmeyecek. Daha önce de belki söyledim ama kısaca tekrarlayayım. Bakın, bu gereksiz istikrar ısrarı Avrupa'yı felakete sürüklüyor. İstikrarın şu andaki global konjonktürde çalışmayacağını İngiltere örneğinden geliyoruz. İngiltere halen zorda olan, PIGS adı verdiğimiz güney üyelere nazaran çok daha esnek ve yüksek verimlilikli bir ekonomiye sahip. Faizleri çok düşük. Parasal aktarım mekanizması çalışıyor. Aynı zamanda da diğer Avrupa ülkelerinde olmayan çok önemli bir avantajı var. Esnek kura sahip. Bütün bunlara rağmen Cameron'un gereksiz kemer sıkma bütçe tasarruf politikası yüzünden 3. resesyonun köşesinde şu anda. Eğer İngiltere'de bu politika çalışmıyorsa İspanya, İtalya gibi özel sektörün fleksibilitesinin çok düşük olduğu ekonomilerde hiç çalışmayacak. Dolayısıyla Avrupa Birliği'nde kriz endişesi erteleniyor fakat bence bitmiyor. Avrupa Birliği'nden gelen her kötü veri İspanya ve İtalya'da faizlerin düşüş sürecini tersine çevirebilir. Eğer İspanya ve İtalya bu senede benim tahmin ettiğim gibi bırakın resesyondan çıkmayı, daha derin bir resesyona gömülür ve bütçe hedeflerini tutturamayacakları açıkça ortaya çıkarsa, sene sonuna doğru yine geçen senede birkaç defa piyasaları çok rahatsız eden ve hatta Avrupa'nın ötesine çıkıp global şoklar neden olan PIGS krizlerinden bir tanesini daha göreceğiz. Atilla, bir demin çok ilginç bir şey söyledin, çok önemli bir şey söyledin. Avrupa'da şu an Almanya'da bir parti kuruldu ve bu Euro'ya karşı ve üstelik de barajı geçiyor görünüyor veya barajı zorluyor şeklinde bir yorumda bulundun. Daha doğrusu bu var olan bir durumu aktardın bize. Biliyorsun İtalya'da da bir komedyen inanılmaz büyük bir başarı sağladı. Onun da söylemleri bu şekilde. Almanya'da da eğer o söylemler tutarsa, arkasından ne bileyim belki İspanya'da, belki Portekiz'de insanlar çok sıkıntılılar. Yani böyle bir işsizlik daha önce Avrupa'da herhalde 1800'lü yıllarda falan görülmüş olması lazım. Yani böyle bir işsizlik yok geneline baktığımızda. Peki şöyle bir sıkıntı var mı? Bugün o da tartışılıyor. Euro artık güvenli bir para değil ve Euro'nun dağılması bile gündeme gelebilir ki. Kaldı ki. Merkel çok net bir şekilde şunu söylüyor. Kuzey-Güney ayrımını kendi ağzıyla yapıyor. Ve şu an biz onların sıkıntısını çekmek için, yani daha doğrusu onların sıkıntısı nedeniyle biz ciddi anlamda sıkıntıya giriyoruz diyor. İleride şöyle 1-2 yıl içerisinde siyasetteki değişiklikle birlikte Avrupa Birliği'nde bir çözülme olabilir mi sence?
Şimdi bahsettiğin trend çok önemli ve çok rahatsız edici. Yani ilk bahsettiğin sosyal huzursuzluğun baş göstermesi. Birkaç gün önce Avrupa Komisyonu Başkanı Manuel Barroso da aynı şeyi söyledi. İzlediğimiz politikalar doğru olabilir ama arkalarında halk ve siyasi destek olmazsa bunları yeniden gözden geçirmeliyiz dedi. Gerçekten de kuzey ülkelerinde ve güney ülkelerinde çok sık nedenlerden dolayı insanların şu anda izlenen bütçe ve istikrar politikaları hiçbir tahammülleri kalmadı. Evet. Ve bu yani bu PIGS krizi başladığından beri 2009 Yunanistan yapılan bütün seçimlere bak, sadece Avusturya, Lüksemburg ve Almanya'da seçime giren liderler başta kaldı. Çünkü onlar bu krizden büyük yarar görüyor. Faizleri düştü. Ama onun dışındaki bütün seçimlerde Euro taraftarı isimler sahneden çekildiler. İtalya'da Berlusconi'nin geri geldiğini göreceğiz birkaç ay içinde ve bela olduğunu bütün bu Euro'nun başına. Bütün bunları söyledikten sonra ben Avrupa Birliği liderlerinin Euro'ya sadakatleri %100 olduğunu düşünüyorum. Çözülme hep gündemde olacak ve bu konuda da çok ağır toplumsal baskılar olabilir. Ama bence liderler, özellikle Merkel'in bu seçimi atlattıktan sonra aklın gösterdiği diğer yolda ilerlemesi daha olası. O da şu: Avrupa Birliği bir para birliğinden transfer birliğine dönüşecek. Yani çok basit bir anlaşma yapılacak. Kuzey, Güney'in asla kendi imkanlarıyla ve ekonomik gücüyle ödeyemeyeceği kamu borcunun bir kısmını üstlenecek, taahhüt edecek. Bunun karşılığında da İspanya, İtalya gibi ülkeler bugün Güney Kıbrıs'a, Yunanistan'a Troika zoruyla dayatılan şeyleri yeni bir anlaşmayla Kuzeylilere, yani Brüksel'e devredecekler. Özetle bütçe açıklarını Kuzeyliler kapatacak, bütçenin nasıl yapılacağını onlar karar verecek diye düşünüyorum. Evet, o zaman tam bir birlik olurlar demek ki. Yani acaba ne kadar, hangi ülke kendi işini iç işine karıştırmak ister? Gelelim hemen içeriye. Dün Kandil'den açıklamalar geldi. Açıklamalar öncesinde piyasalar oldukça olumluydu. Bu geri çekilme açıklanacak diye bayağı bir borsa dün boşluk bırakarak ve yüksekten açıldı. Faizlerde gerileme devam ediyor. Hatta dün TL de değer kazandı dolara karşı. Dolar TL kuru geriledi. Bu arada sen bugünkü yapmış olduğun paraanaliz.com sitesindeki yazında şey demiştin: bu durum Moody's'in not artırımını gündeme getirebilir. Bu süreci nedir? Moody's'den ne kadar bir sürede not artırımı beklersin? Bir de bu yapılan açıklamalarla birlikte bu süreç nasıl olacak sence? Ben de bugünkü köşe yazımda değindim. Yani oldukça dikenli bir yola gireceğiz ama şu an balayı dönemindeyiz gibi geliyor bana. Şimdi en sondan başlayayım. Çünkü bu süreçten piyasaların edineceği ya da algılayacağı kazançlar, ki ben buna barış temettüsü diyorum, tabii ki sürecin sağlığına bağlı. Aksaksız olarak yürümesine bağlı. Bir kere Türkiye'de ben aklı selim sahibi olan herkesin bütün etnik gruplar ve mezhepler arasında barış ve hoşgörü istediğini düşünüyorum. Bunun tartışması da yapılmaz. Dolayısıyla eleştiriler sürecedir. Buradaki niyete ve maksada değil. Şimdi çok şartlı bir yöntemle yürütüyoruz bu işleri sevgili Yaşar. Geri çekilmenin uluslararası denetimciler gözetiminde gayet şeffaf bir şekilde ve silahsız yapılması gerekirdi. Sebebi de şu: PKK'lıların %75'i Türk. Adam silahını gömüp halkın arasına kaçılır kalışırsa ben nereden bileceğim onun çekildiğini? İki, silahlı olduğu sürece TSK, valilikler ve süreci denetleyeceği söylenen MİT üzerinde çok ağır kanuni baskılar oluşacak. Siz silahlı militan gruplar geçerken göz ardı edemezsiniz bunu. AK hükümeti yazılı direktif verse dahi edemezsiniz. Çünkü kanun ve anayasa direktiflerin üstündedir. Buradaki yani değerli askerlerimiz ve MİT bürokratları, valilikleri çok çok üstlenmeleri mümkün olmayan ve çok haksız bir görev yükleniyor diye düşünüyorum. Üçüncüsü, şimdi bu işi Birleşmiş Milletler'de, ne bileyim işte İsveçliler gibi bu işlerle tecrübeli ekipler eşliğinde yaptığınızda şu gibi avantajlar elde ediniyorsunuz. Çıkanları sayıyorsunuz, isimlerini alıyorsunuz, nereye gittiklerini görüyorsunuz. Adamların orada yerleşip yerleşmediğine bakıyorsunuz ve en önemlisi, geri gelme gibi bir niyetleri varsa bunu tespit edip gerekli mercilere bildiriyorsunuz.
Biz şimdi bu avantajların hiçbirini elde edemiyoruz. Daha da önemli bir şey var. Geri çekilmenin kazasız bittiğini, sabotajsız ve hatta tahriksiz bittiğini düşünelim. Ve oluşacak askeri dengeye bakalım. PKK Kandil'e değil, Kuzey Irak'ta Türkiye sınırındaki kamplara yerleşiyor. Silahlı gücünü ve askeri varlıklarının hiçbirini kaybetmedi. Eğer Türk Silahlı Kuvvetleri veya bağlı unsurlar bu kamplara herhangi bir tırnak içinde tacizde bulunursa bunu ateşkesi bozma sebebi olarak kabul ediyor ve ayrıca da Kuzey Irak hükümetinden resmi tanıma ve bu kampların savunmasını istiyor. Ben bunları söyledikten sonra ne Ankara'nın ne PKK'nın bu barış sürecini sabote etme niyetinde olduğunu kesinlikle düşünmüyorum. Bunu da ilave edeyim. Evet. Ama kesin olarak kazanılmış hiçbir şey yok. Ve o zaman da Karayılların ve daha önce de bütün BDP üyelerinin vurguladığı noktalara geliyoruz. İkinci ve üçüncü aşamalar. Bir, anayasada herkesce malum olan Kürt taleplerinin kabul edilmesi. Üçüncüsü ve çok önemlisi, Karayılan açıkça söylüyor, Öcalan özgür kalacak ve hiçbir birey özgürlüğünü yitirmeyecek. Yani hepimize af gelecek diyor. Bunların gerçekleştirilmesi ne kadar mümkün, bunu piyasaların ve Türk halkının yüce sezgisine bırakıyorum ben. Atilla, burada şimdi ikinci süreç var ya, hani anayasa evet. değişim süreci var ya. Evet. Şimdi biliyorsun o anayasa değişim sürecinin hani mecliste bir anayasa değişimi beklenmiyor. Bunun yerine işte AK Parti ve BDP'nin oylarıyla bir referanduma gitmek gerekecek tahmin ediyorum. Herhalde öyle olacağını düşünüyorum. Ama konunun uzmanı olmadığım için çok kesin bir şey söyleyemem. Sadece bu sıradan bir vatandaşın görüşü gibi algıla. Özellikle de bu çekilme, pardon, anayasanın halkı oylamasına giderse ben asıl o noktadan itibaren gerçekten ciddi çetrefilli olacağını düşünüyorum. Yani Kürt taleplerinin hepsi anayasaya konacak olursa halkın yüzde kaçı buna evet diyebilir? O konuda pek emin değilim. İşte o zaman daha çok tabii piyasalara bağlayacağım ben. Çünkü siyaset bizim işimiz değil. Şu an devletimiz kendi çizdiği bir yolda gitmeye çalışıyor. Sen o süreci nasıl düşünüyorsun? Şimdi her türlü seçim, özellikle anayasa referandumu, piyasalar ve ekonomi açısından büyük belirsizlikler yaratır. Mahiyeti hiç önemli değil. Seçim daha az belirsizlik yaratır. Çünkü çok açık söylemek lazım. Objektif anketlerden yola çıkarak AKP'nin muhalefet partilerinin herhangi birine veya bunların bir bileşimine yenilmesi gibi bir şey söz konusu değil. Ama referandum daha başka. %50 artı bir oy bulmak zorundasınız. Ve anketlere baktığımızda ortaya iki tane zıt gerçek çıkıyor. Bir, etnik kimliği, sosyal sınıfı ne olursa olsun halkımızın %99'u barış istiyor. İki, bu barışın kısmen anayasada yansıyabilecek somut maddelerini ortaya koyduğunuzda hemen hemen hiç kimse istemiyor. Mesela bir Türk kimliğinin anayasadan çıkartılması ya da sulandırılmasına karşı çok ciddi bir tepki var ve bu AKP tabanıyla CHP tabanı arasında oranlar hiç değişmeyen bir tepki. Yine aynı şekilde bir şekilde Öcalan'ın hapisten çıkartılması, PKK'ların affedilmesi gibi somut maddeleri sorduğunuz zaman red oranları %80'e kadar çıkıyor. Şimdi bir kere ortaya bir AKP-BDP anayasası çıkacaksa çok ince bir dengeyi gözetmesi lazım. Bir, Türkleri rahatsız etmeyecek. İki, Kürtlere taleplerinin önemli kısmının karşılandığı izlenimini verecek. Bunu nasıl becerecekler bilemiyorum ama dediğin gibi devletimiz bizden çok daha usta bu konularda. Bütün bunlara rağmen ben CHP ve MHP'nin sürece dahil olmayıp bakın başınıza şunlar gelecek bu anayasa geçerse diye propaganda yaptığı bir ortamda açıkçası piyasaların ve daha da önemlisi ekonomik güvenin çok olumsuz tepki vereceğini düşünüyorum. Evet. Daha da ötesinde bütçede zaten şimdiden akıl almaz boyutta bir harcama furyası başladı. Evet. Bu daha da devam edecektir ve ileriki yıllarda biz de mali uçurumun eşiğine getirebilecektir. Çünkü hatırlayalım, evet, bu anayasa referandumu kendi içine kapalı bir süreç de değil. Eğer AKP, BDP referandumu kaybederse muhalefet aldığı ivmeyle yerel seçimlerde de önemli illeri kazanabilir. Evet. Çünkü birbirine çok zaten, yakın olacak bunlar. Evet, yoksa. Aynı şekilde Atilla. Ben de benzer şekilde düşünüyorum. Yani o süreç oldukça sıkıntılı olacak diye bekliyorum. Şu an reklama gitmemiz gerekiyor. Katılımın için çok çok teşekkür ediyorum. Değerli fikirlerini bizimle paylaştığın için. Tekrar görüşmek dileğiyle.
Herkese iyi hafta sonları diliyorum. Sağ ol, teşekkürler. Sevgili seyirciler, evet, çok kısa bir reklam arası vereceğiz. Reklamlardan sonra sorularınız yığıldı, onları cevaplamaya başlayacağım. Yol gösteren Kobi Bankacılığı, Bank Asya'da. Bankacılığı, Bank Asya'da. Evet, tekrar sizlere merhabalar diyorum sevgili seyirciler. Para notası aynen hızıyla devam ediyor. Bu arada Kemal Sağır Fenerbahçe'yi kutlamak lazım demiş. Ben de büyük bir keyifle dün maçı izledim. Hakikaten gurur duyduk. En azından yendik. 4-0 bitecek maç. 1-0 bitti. Bu da büyük bir şanssızlık. Ama tüm Fenerbahçe'yi, Fenerbahçelileri kutluyorum. İnşallah Portekiz'de de bir gol atarsak, onların 3 gol atması gerekiyor. Hemen ilk başlangıçta, ilk 5-10 dakikada bir gol bulursak, ben bırakayım aslında bu ekonomi yorumculuğunu. Biraz da spora geçelim ama inşallah geçeriz diyorum. Bakalım Fenerbahçe bize finali tattıracak mı? Hemen sorulara geçiyorum. Şu dakikadan itibaren göndermiş olduğunuz soruları cevaplamaya başlayacağım. Ve bu arada yalnız hemen söyleyelim isimlerini. Altınla ilgili sorular sorulmuş. Serdar Özdemir, altını bundan sonraki süreci ne olabilir diye soruyor. TL bazında ne olacak? Elimizde birkaç kuruş paramız var. Onu da altında eritmeyelim demiş. Ayrıca bir başka izleyicimiz de Veli Karakök. 79 liradan pozisyon, 79 liradan pozisyon açmıştım. Şimdi ne durumdayım? Beklemeli miyim yoksa kapatmalı mıyım şeklinde. Yine altın soruları devam ediyor. Birkaç tane daha altın sorusu var ama kısaca isterseniz hemen altın grafiğini verelim. Altında ne olabilir kısa vadede? Hemen özellikle şu çizgileri bir söylemek istiyorum. Bizim normalde bir düşüş olduğunda bir çizgi çekeriz ve bunun altın rasyosu dediğimiz rasyolarda ki belli bir geri çekilme oranı vardır. Düşüşten sonra yukarı doğru hareket olur ki ilk direnç şu bölgedeydi. Bu da 1425 dolar seviyesindeydi. Daha önceki programlarımızı izlemişseniz özellikle 1425 dolar geçilirse ondan sonraki hedef 1460 dolar civarı olacak demiştik ki en güçlü direnç buradadır. %61.8 çizgisindedir ki burası da 1485 dolar seviyesine denk geliyor. Bu 1485 dolarda geldi ve oraya değdi ve 1484 dolar seviyesinden bir miktar geri çekildi. Şu dakikalar itibariyle de 1472 dolardan işlem görüyor. Bu seviyeyi geçer mi sorusuna teknik olarak genellikle ilk defa bu seviye test edildiğinde yani %61.8 çizgisi test edildiğinde genellikle ilk defa geçmesi zordur. Ve bir geri çekilme beklenmesi lazım. Yani şu an bana eğer bu fiyatlardan altın alayım mı diye soran olursa özellikle kısa vadeli soran olursa böyle bir durumda kesinlikle şu aşamada artık bu yükselişten sonra yani tabii 1320 dolardan 1480'e kadar yaklaşık 160 dolar artmış durumda. Bu bir miktar riskli diyebilirim. Fakat geri çekilme nereye kadar olabilir? 1420 ile 25 aralığına kadar bir geri çekilme söz konusu olabilir. Önümüzdeki bir hafta içerisinde. Bazı durumlarda bu tür yükselişlerden sonra sert geri çekilmeler gelebiliyor. Altında özellikle az önceki sorulardan bir tanesinde dikkatimi çeken bir konu. 3-5 kuruş paramız var. Onu da altında eritmeyelim şeklinde. Sevgili seyirciler özellikle yatırımcılarda önemli bir zaaf diyeyim ben bu. Belli bir paranın tamamı hep belli bir alanda yönlendiriliyor. Yani ya hepsi mevduat yapılıyor ya hepsini hisse senedine ya hepsini altına, gümüşe vesaire yatırabiliyor yatırımcı. Halbuki riski dağıtmak gerekiyor. Şu durumda TL bazında da bakacağım az sonra ama özellikle portföyünüzü bence çeşitlendirir. Yani bütün paranız eğer altındaysa çok büyük risk alıyorsunuz demektir ki bunun da nasıl bir şey olduğunu şu düşüş sırasında yani 1600 dolarlardan 1320 dolarlara kadar sert düşüş sonrasında biz görmüştük. Bu açıdan mutlaka portföy çeşitlendirilmesini öneriyorum. Ve portföyü çeşitlendirirken de şu önümüzdeki süreçte özellikle tahvil bono fonları çok prim yaptı ve ne bileyim bir hafta 15 gün önce tahvil bono fonlarına girenler inanılmaz iyi getiriler elde ettiler. Hisse senetleri piyasası hiç fena bir prim yapmadı. Dolayısıyla portföyü çeşitlendirmekte fayda var. TL bazında isterseniz bakalım altına. TL bazında da
Bu düşüş sonrasında yani bu bölgede bir boşluk kalmıştı. 88 lira seviyesi aşağı kırılınca ondan sonra 78 liraya kadar gerilemişti. Az önceki izleyicimiz 79 liradan aldığını söylüyor ki 79 lira seviyesi şu seviyeler. Neredeyse dipte alım yapmış durumda ve bu 79 lira seviyesinden şu an için itibariyle de 84 lira seviyesine kadar gelmiş durumda. 83,5-84 aralığında bir işlem yapıyor. Bu aşamadan sonra yükseliş devam edebilir mi? Şu an dünyada fiziki talep oldukça yüksek. Özellikle Hindistan, Çin ve Türkiye'de insanlar ciddi biçimde kuyumculara saldırmış ve altın alıyor durumdalar. Fakat bu taleple birlikte belli bir yere kadar geldi. Bu aşamadan sonra ben yeni alımlar yapılarak risk alınmasını çok fazla önermiyorum. Özellikle de 79 en düşük gördüğü yer 78 seviyesiydi. Orayı tekrar göreceğimizi çok fazla zannetmiyorum. Ama 80 lira seviyesine kadar veya 80 ile 81 aralığına kadar bir geri çekilme önümüzdeki 1-2 hafta içerisinde olabilir. Dolayısıyla kısa vadeli düşünenler kademeli bir şekilde, yani şu an altın yükseliyor, dolayısıyla 83,5 seviyesine gelmiş, 79 liradan almış veya 80 liradan almış olan varsa yaklaşık nereden baksanız %5 civarında bir getiriden bahsediyoruz ki bu yıllık, hatta belki 9 aylık 10 aylık banka faizi getirisi kadar bir getiri. Dolayısıyla orada kademeli bir satış yapılarak sonra alttan alım için beklenebilir. Ama daha önce altın almış ve ben bunu uzun vadeli tutacağım, İleride kötü şeyler olabilir ki bunu da daha önce söylemiştik. Mutlaka portföyünüzün hani %30'dan fazlası altında olmasın. Yani 100 liranız, 10 bin liranız varsa 3 bin lirası olabilir. Bu uzun vadede ortaya çıkabilecek dünyadaki enflasyon beklentileri ki Amerika ve Avrupa büyümeye başladığı anda biz altında yeniden çok sert yükselişler göreceğimizi düşünüyorum. Dolayısıyla orta ve uzun vadeli olanlar çok fazla hareket etmesinler diyorum. Kısa vade düşünenlerse bu seviyeler artık zorlanılacak seviyeler. Bundan sonra yeni alım yerine bir miktar beklemede kalıp veya kademeli bir miktar satış yapıp sonra tekrar 80 ile 82 aralığına geldiğinde yeniden alım düşünülebilir. Evet, altındaki görünüm böyle. Hemen isterseniz diğer sorulara geçeyim. Çok fazla soru geldi ve ona bir bakıyorum. Konut yatırımlarını sormuş Mümtaz İleri. İnanılmaz bir konut yapımı var. Paraların bu kadar taşa ve toprağa yatırılması ne gibi sonuçlar doğurur? Mümtaz Bey, bunun ne gibi sonuçlar doğurduğunu dünyada birçok örnek gösterdi. 1990 yılında Japonya'da ve Güney Kore'de ev fiyatları %60 geriledi. Kanada'da büyük bir konut balonu patladı. En son 2008 krizi Amerika'da konut fiyatlarının aşırı artmasından ve herkesin konuta yönelmesinden kaynaklandı. Bugün İspanya'nın devlet borcu düşük, yani %80-85 milli geliri oran olarak, ama bankaların konuta verdiği kredilerin hiçbiri dönmüyor. Bu yüzden 3-4 banka batık durumda ve ancak Avrupa Merkez Bankası'ndan gelen likiditeyle bu bankalar ayakta duruyorlar. Dolayısıyla inanılmaz bir konut yapımı var. Bu en azından konut fiyatlarının artmayacağını, en azından konuta yatırım için konut almanın anlamlı olmadığını gösteriyor. Şimdi oturacağınız ve bundan sonra hayatınızı geçireceğiniz konut için sorun yok. Yani orada alım yapılabilir. Çünkü fiyatın artması veya düşmesi sizi ilgilendirmiyor. Ama yatırım amaçlı konut alınırken bence artık çok dikkat edilmeli. Çünkü şu an görüyoruz, konut fiyatları kira gelirlerinin 20 katına 25 katına çıkmış durumda. Normalde olması gereken 10 ile 15 arasıdır. Yani bir konutu aldığınızda bunun aylık kirası nedir? Bunu aylık kirasının 10 yıllık ki 120 aylık veya 180 aylık aralığında bir yerde ortalamasını alın. Eğer onun çok üzerindeyse konut pahalı anlamına geliyor. Tabii burada konutun kendi içindeki dizaynı vesairesi, kullanılan malzemesi de önemli. Zaten o öyle olunca kiraya da yansıyor bu. Bu anlamda hakikaten Türkiye'de konutun ben çok pahalı olduğunu ve yatırım yapılacak en son alan olduğunu düşünüyorum. Bu yüksek konut yapımı ki kentsel dönüşümle birlikte konut arzı %50 artacak. Çünkü insanların evleri yıkılıyor şu an. Atıyorum yani 100 tane ev yıkılıyorsa bunun yerine 200 tane konut yapılacak. Ve bunlar piyasaya çıkacak.
Paraların bu kadar taşa toprağa yatırılması ne gibi sonuçlar doğurur? Genellikle dünya örneği şudur, kriz doğurmuştur. Ne zaman gökdelenler yükseliyorsa bir yerde, ne zaman çok büyük AVM'ler yükseliyorsa gerçekten bu iyiye sinyal değil, artık paranın verimsiz alanlarda kullanıldığına bir işaret olmaktadır. Bu nedenle ben sizin endişenizi anlıyorum ve konut, arsa başka bir şeydir. Arsa da şu an çok pahalı normal şartlarda ama gerçekten konuta yatırım yaparken dikkat etmek gerekiyor. Evet, Turgut Cin demiş ki şerefli komutanlarımız çete kurmak ve yönetmek suçundan içeride yatarken PKK üyeleri TV kanallarında demeçler vermekte. Allah aşkına bu PKK nedir, çete değil midir, sinirleniyorum demiş ve yazımı burada kesiyorum demiş ve Turgut Cin'in de bu mesajını aktarmış olalım. Evet, Ahmet Keskin şu an yaptığımız yayının internet üzerinden izlenmekte zorlandığını söylüyor. Fakat yeni bir teknoloji kullanılıyor biliyorsunuz. O programı indirmeden yayını izlemeniz mümkün olmuyor. Onu özellikle vurgulayalım. O programı indirdiğinizde ki gerekli programlar sitede var. Oradan izleyebilirsiniz. Kemal Sağar, pardon özür diliyorum. Ahmet Öztürk, endekste ilginç bir formasyon var. Elmas formasyonuna benziyor. Sert hareketler olacak gibi demiş. Ve bankaların karları da iyi geliyor. Hemen endeks açıldı şu an. Endekse bir bakalım. Ve endeksteki formasyonlara bir göz atmış olalım. Şu an elmas formasyonu, tabii bunlar çok teknik konular. Onu çok fazla şey yapmayacağım ama daha önce 86.000 700 seviyesine kadar çıkan endeks. Biliyorsunuz Moody's not arttırmayacağız dedikten sonra 75.000'e kadar düşmüş ve arkasından da tekrar 86.500'lere gelmişti. Şimdi bu aralıkta dalgalanıyor ve bir omuz baş omuz formasyonu olur mu endişesi vardı. Son Avrupa Merkez Bankası'nın faiz indireceği beklentileri endeksi tekrar yukarı çekti. Şu an 85.500'de önemli bir direnç var. Ve bugün de bir miktar yukarıda açılmış durumda. Özellikle dünkü gelişmeler sonrasında piyasa genel olarak olumlu fiyatladı kandili. Endekste verebileceğimiz çok önemli teknik noktalar şöyle. 84.250 seviyesi, ki 84.250 seviyesi yeni oluşan desteğimiz. Yani şu seviyede bulunuyor. Özellikle daha önce geçilmemiş olan özellikle şu seviye bir destek oluşturuyor. Burası da 84.250. Eğer bu seviye aşağı kırılırsa 82.250'ye kadar geri çekilme olabilir. Ama 82.250 kırılırsa o zaman hisse senetlerini azaltmak lazım. Çünkü onun altı boş. O zaman 77.000-76.000 seviyelerine kadar düşüş riski var. Fakat şunu özellikle vurgulayayım. Borsa bir miktar daha 86.000'i yukarı zorlamaya çalışacak gibi görünüyor. Bu arada Murat Birecik'in bir sorusu vardı. Şöyle diyordum Murat Birecik. İşsizlik, değerli hocam sen grafikler üzerinden pembe tablolar çiziyorsun. Bütün dünyası İspanya işsizlik oranını konuşuyor. Evet, grafikler üzerinden tabii ki bilmiyorum pembe tablo mu çizdim ama deminden beri veya daha öncesinde. Ama biz piyasa ne düşünüyor? Piyasa olayı nasıl algılıyor? Bunu izleyiciye veya okuyucuya aktarmaya çalışıyoruz. Yani piyasanın tersine giden zaten kaybettiği için, yoksa dünyadaki gelişmeleri elbette ki Avrupa'nın gerçekten çok büyük sıkıntıda olduğunu söyleyebiliriz. Sonuna doğru geldik yayınımızın ve ben de soruları yetiştirmeye çalışıyorum. Tayfun Kuzey, Yaşar Bey iyi günler, Fenerbahçe'nin başarısından dolayı tüm camiayı kutluyorum diyor. Son günlerde yapılan halka arzlarda firma sayısı artarken parasal büyüklük olarak önceki yıllardan çok düşük kaldığı görülüyor. Sizde istatistiksel bir veri var mı? Bu konudaki yorumunuz nedir? Bu şirketler portföylerde değerlendirilebilir mi? Şimdi şöyle söyleyeyim Tayfun Bey. Biliyorsunuz en son yapılan halka arzlarda çok önemli sıkıntılar yaşanmıştı. Ve birçok halka arzdan çıkan kağıt çok düşük hacimli, düşük sermayeliydi. Ve çok ani volatil hareketler yapılıyordu. Manipülatif hareketler vardı. Yeni halka arzlara SPK çok daha fazla dikkat ediyor. Ama bu şirketlerin portföyde değerlendirilip değerlendirilmeyeceği konusunda halka arz öncesinde bir şey söyleyemiyoruz. Fakat şunu özellikle vurgulamak istiyorum.
Bu konuda kesinlikle SPK çok detaylı fiyat tespit raporu istiyor. İzahnameler çok daha netleşmiş durumda. Halka arz olunan şirketi sanki o şirketin sahibiyle masaya oturmuşsunuz da ortak oluyormuşsunuz gibi izahnameyi ve fiyat tespit raporunu okumanızı öneririm. Evet, sorular devam ediyor ve gerçekten şu an yine yayının sonuna geldik. Bir haftayı daha bitirdik. Ben ilgi göstermiş olduğunuz ilgiye ve bizi izlediğiniz için çok çok teşekkür ediyorum. Bol kazançlı bir gelecek hafta diliyorum. İyi hafta sonları. Hoşça kalın, sağlıkla kalın. Yol gösteren Kobi Bankacılığı, Bank Asya'da.